İstifçilikten konuşacağız, cimrilikten konuşacağız. Birazcık benziyor. Cimrilik ne? Bunların hepsini konuşacağız. Cimri insanlar, yani cimri mesela ama erkek... kendini cimri zannetmiyor, kendini tutumlu zannediyor hocam. Ay gözüme bir şey kaçtı da. Cimrilik boşanma nedeni sayılmış mesela. Aa, öyle bir haberimiz sayılabilir var. Sayılabilir aslında, düşünün, hiçbir ihtiyacınız karşılanmıyor bir kadın olarak. Ve karşınızdaki devamlı sizden kısıyor ve genelde bu kısanlar da bazen şu da olabiliyor cimrilikte. Kendi ailesine, yani nedir, annesine babasına yardımı yapıyor ama karısına gelince hiçbir şey yapmıyor ya da para tam vermiyor. Tam tersi olan da var hocam. Karısına çok eli... açık aileye, ama açık genelde, arkadaşlarında tık yok. Genelde tam tersi oluyor. Ay, çok yakın bir arkadaşım var biliyor musun böyle? Karısını bilezikler, onlar bunlar, saatler. Bize gelince bizim doğum günümüz unutuluyor. Genel koordinatörümüzün doğum günü unutuluyor. Geldi mi parfümün Sevil Hanım? Asla gelmedi. O zaman hemen çıkmıyorsun. Hemen VTR'imize girelim. Cimrilik boşanma nedeni sayılmış efendim. Buyurun VTR'imiz üzerine konuşalım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir. Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Ye ye iyice semirdiniz ha. Evet cimriyim, ben Kayseriliyim zaten. Kısa mesafeye taksiye bindirmeyi yürüttüğüm zamanlar oldu tabii. Bu cimrilik midir onu bilemem ama şimdi... Eşiniz cimri midir onu soruyoruz. Cimri mi hakikaten eşiniz? O kendisi. Eşine karşı cimri olanlar yandı. Yargıtay cimriliği boşanma nedeni saydı. Yargıtay Genel Kurulu'nun kararı. Net bir şekilde bilimsel karardır. Yani parası olup da cimri olursa aynen, ben de aynısını yaparım. Karşılıklı anlaşmaya bağlı ya. Karşındaki insan da cimriyse olmayabilir. Kocasıyla şiddeti geçimsizlik yaşayan genç bir kadın boşanma davası açtı. Hakime eşinin fazlasıyla cimri olduğunu söyledi. Hem çocuklarının velayetini istedi hem de maddi manevi tazminat talebinde bulundu. Kocası cimri olduğunu kabul etmedi. Mahkemede ispat bulunamadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebini reddetti. Evet, benim göbek adım cimrilik. Cimrilik adamı usandırır hayattan ya. Kazandığıma göre harcarım yani. İşiniz cimri mi? Yo, çok tutumlu bir kadın yani. Kısa mesafeye taksiye bindirmeyi yürüttüğüm zamanlar oldu tabii. Bu cimrilik midir onu bilemem ama şimdi. Yargıtay ama boşanma nedeni saymış. Eşiniz sonradan sorun yaratmasın. Ya bu haber buraya bugün çıkacaksa izletmeyeyim o zaman haberleri ben. Genç kadın işin peşini bırakmadı. Konuyu bir üst mahkemeye taşıdı. Devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Genç kadına manevi tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi. Son derece önemli bir karar. Ekonomik şiddet var. Cimrilik. Bir, boşanma nedeni. İki, maddi tazminat nedeni. 3 manevi tazminat nedeni. Yanlış karar. Neden? Burası İsviçre değil çünkü. Eşiniz cimri olsa boşanır mıydınız? Yok, ben boşanmazdım. Eşim biliyor beni. Siz? Yok, bir daha dünyaya gelirsem bir daha alırdım ben bu kızı. Boşanması sebebi dalıyor. Cimri insanı kimse sevmez herhalde. Gerçekten bir geliri yoksa, siz ona ve ancak onunla idare edebiliyorsa... Ona siz asla cimrilikten dolayı dava açamazsınız. Ben de boşanma aşamasındayım şu anda. Param varsa her şey isterim. Yoksa hikaye boş. Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi. Duydun mu? Annem 9 senelik. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir tane dayım İsviçre'de yaşıyor. Onlar daha cimri. Öyle de diyebilirsin İsviçre'de. Cimrilik çok zor bir kişilik yapısı bu arada. Cimri bir insanla yaşamak kadar herhalde zor şeylerden biri olamaz. Çünkü cimri insan sadece parasını vermekle ilgili zorluk yapmıyor. Aslında sevgisini vermekte de zorlanıyor. Kendine ait her şeyi vermekte zorlanıyor. Biriktiriyor aslında. Mesela cimri insanlar takıntılı insanlardır. Cinselliği az yaşarlar çünkü onda da cimrilerdir. Sevgisini az gösterirler, onda da cimrilerdir. Onun dışında parayı az verirler ve biriktirerek devamlı geleceğe yatırım yaparlar. Ama kendilerine ait bugünün dünyasında, yani bugün yaşamında hiçbir şey harcamaz. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Sana psikolog olarak hiç kimse geldi mi? Ben çok cimriyim, bu şeyimden vazgeçemiyorum. Cimrilikten şikayet lazım edenler geldi ama cimriler hiç gelmiyor. Çünkü neden? Çünkü psikolog parası verecek değil mi o yüzden? Ona da vermez. Psikoloğa para da vermez gerçekten. Ama cimri olan kişilerin eşleri o kadar bıkıyorlar ki bana hiç para harcamıyor, bana hiçbir şekilde daha hayatımda hediye almadı diyor mesela bana. Ama bunun altında bir neden yok mudur? Psikolog olarak bize bir şey söyleyeyim. Mutlaka bir neden vardır altında. Çünkü duygusal yatırımı insanla yapmayı bilmiyor. Duygusal yatırımı eşyalara yapıyor. Onlarla bir bağlılık kuruyor, bağ kuruyor ve duygusal yatırım yapıyor eşyalara. Yani mesela yoğurt kaplarını biriktirirler hep, bilirsiniz evin içi yoğurt kabı olmuş. Ben ileride
bunu mutlaka kullanırım der, biriktir. Bir şey atınca kızar. Çünkü orada duygusal yatırım yapıyor. Sevgi kurmayı bilmiyor. Sevgi kurmayı, bağlanmayı bilmediği için daha anne babasından da o şekilde öğrenmiş. Bence ya da altında kıtlık psikolojisi yatabilir. Zamanında belki çok zor zamanlar geçirdi. Ailesi de cimrilik yaptı ya da kısıtlı verdi yiyeceği, yemeği, parayı. O zaman ne oluyor? Hep aç kalacağım korkusu. Peki eşine niye cimrilik? Ya da hep öyle devam eder. Hadi herkese yaptı. Eşine, ailesine nasıl yapıyor şimdi, peki? Şimdi eşini hala kendisine ait görmeyen çok insan var. Siz belki aile olduktan sonra bir bütün olmayı düşünüyorsunuz ama eşini kendisine ait görmeyen, el olarak gören çok da insan var. Özellikle kendi aile dinamiği de bunu böyle öğretiyorsa. O eldir, el kızı o diyerek öğretiliyor ya ailelerin, kayınvalideler. İşte biz senin asıl aileniz, onlar el dedikleri için de ona hala para vermeye gocunuyor. Ya da diğer bir sebep, para verirse, karısı ya da eşi para biriktirirse onu terk edeceğini düşünen kişiler de var. Para biriktirmeyecek şekilde para veren ya da biriktirmeyecek, sadece ihtiyacını karşılayan kişiler de çok fazlasıyla var. O yüzden de hani parayı bulursa, çünkü kendinin o kadar da iyi bir eş olmadığını da düşünüyor. Para verirsem, bu kişi biriktirirse beni terk edip gider diyor. Bence kadın açısından da erkek açısından da cimri olmak çok kötü bir şey. Karı ve kocalar arasında birisi cimriyse Allah ona yardım etsin yani, karı ya da kocaya. Evet, cimrilik çok zor. Yani zor bir karı şey. Koca için geçerli değil ki. Aile şeyinde de dediğiniz gibi o sevgi sevgi açlığından aile içinde de çok zor. Çalıştığın yerde de zor. Cimri ya mesela yediklerinizi sayıyor. Yemeğe gittin düşünsene, bir yere yemeğe gittin, cimrisin. Hesap gelecek ya. Hesap gelince benim mesela çok arkadaşım var ama Alişan'ı gerçekten tenzih ediyorum. Onunla ben şey yapıyorum, onun artık eski cimriliği gerçekten kalmadı. Ama biraz eskiden birazcık cimri demeyeyim de tutumluydu. Şimdi o yok Allah'a şükür. Çok ciddi söylüyorum, hesaptan kaçmak için tuvalete gidenler var Alişan ya. Vardı yani, doğru. Bunu bir hayat tarzı edinenler var. Ve onu bir kazanım yani, olarak da görüyor. Tabii. Yani otopark fiş parasını şey yapanlar var. Yani birçok şey geliyor aklıma şu ya anda. Ya valeye para vermemek için arabasını buluştuğu yerin bir kilometre ötesinde park şimdi eden ben, sanatçılar mesela biliyoruz. Mesela bana gelen danışanlardan. Sanatçılar için söylüyorum yani. Normal zamanda hani otoparka, baleye 50 lira 100 lira yani deli deli park normal bir insan için. Şey mesela onu yapabilir, yürüyebilirsin şu, ama. Cimriliğin şu boyutu da var. Diyormuş ki sabah, çok maddi gücü iyi bu arada bu kişinin. Sabahları sadece 3 zeytin yiyebilirsiniz. 4 zeytin yerseniz kıyamet kopuyor evin içinde. Çocukları diziyorlar. 3 tane var. Zeytin. Hocam var. Bu da yumurta, yumurtaları sayıyor. O da, o da birazcık hani takınız. Demek ki hani sizin de kökende birazcık cimrilik ya da biriktirmecilik var. Evet. Tuş, olabilir. Tuş. Alişan'ın acaba psikolojik bir sorun? Hayır, ben yumurta saymıyorum abi. Bizim ev kalabalık oldu biraz. O yüzden çok yumurta gidiyor diye. Sen çok yumurta gitti. Yumurta benim mesela. Ama ben kalabalık ailede büyürken babam alışveriş yapıyordu. Dedem mesela, anneannem otururdu sofraya. Kim ne geldiyse hu derdi bir de anneanneme. Hu, hadi yemek hazır mı? Ben mesela öyle cimrilik, bir de adım 10 liraydı benim. Her gün mesela 10 lira alırdım dedemden. Yani hiç öyle görmedik ki, ne bileyim ben. Ben de öyle görmedim mesela de şimdi bizim evin kalabalığı geçiyor, çok. Kıyafet değiştirmiyorlar. Yamalama yapıp yamalayıp yamalayıp tekrar kıyafetleri. Yok. Yamalamaya ben hiç karşı değilim. Evet. Ben karşı ama değilim. Ama mesela çocuktan çocuğa geliyor ama durumu olduğu halde mesela hiç evin içinde yeni bir şey alınmaması, zeytinin, peynirin sayılması da o artık hani oradaki kişinin patolojik boyutunu gösteriyor. Hastalıklı var, bir şey var. Varlık içinde yapmayanlar var. Tabii bunlar bu arada zorluk çektiği için değil. Gerçekten durumu iyi. Sadece onu biriktiriyor. Bir tane çok ünlü bir kadın ama çok büyük bir ailenin hanımı. Gerçekten çok büyük bir ailenin. Geçen gün telefoncu anlattı bana. Şu kaplar var ya, normal telefon kapları. İşte 299 bu ne, öyle bir şey. Ona ay onu mu alsam, pembeyi mi alsam, mavi mi alsam. Kasaya gelmiş kadın 299 lira için, ama bahsettiğim çok büyük bir ailenin hanımı. 6 taksit yaptırmış. Bana anlatınca benim garibime geldi. Güldüm yani. Doğrusunu yapıyorlar abi işte. Evet. Belki de. Doğrusunu yapıyor. Bence biz doğrusunu yapıyoruz. Neyse, cimrilik konusunu geçelim. Allah cimri insanlardan hepimizi korusun diyelim şimdi.